Sayın İl Başkanım, Sayın Milletvekili, çok değerli ilçe başkanımız, gençlik kolları başkanımız, partimizin belediye meclis üyesi adayı arkadaşlarım, değerli basın mensupları, öncelikle hepinizi saygıyla selamlıyorum. Günümüzün hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum ve projelerimizi açıklayacağımız toplantıya teşrif ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz diyorum. Değerli basın mensupları, değerli hemşerilerim, bileceğimizi 2023 Türkiye'sine taşırken Cumhuriyetimizin 100. yılına adım adım ilerlerken bileceğimizde gelecek zaman dilimi içerisinde şehrimizin marka değerlerini oluşturacak projelerin ilk dilimini malumunuz olduğu üzere seçim sürecinin başlangıcında 16 proje olarak açıklamıştık. Ve devamında da şehrimiz adına, geleceğimiz adına önümüze hedef olarak koyacağımız 14 projemizin daha olduğunu ve bunların da zaman geldiğinde açıklayacağımızı ifade etmiştik. Bugün sizlerle bu projelerimizi paylaşmak istiyorum. Gerçekten ilimizde 10 yıl içerisinde yerel yönetim olarak yaptıklarımız hepinizin malum. Bunun takdirini hem değerli basın mensuplarımıza hem de saygıdeğer hemşerilerime ve halkımıza bırakıyorum. Genel idare olarak ilimiz bazında ve ülkemiz bazında 12 yıl içerisinde yaptıklarımız da tüm kamuoyunun gözü önünde. Biz geldiğimiz günden itibaren milletin ta kendisi olan, halkın içinden çıkan bu iktidar geneliyle, yereliyle, gecesini gündüzüne katarak bu düzide toprakların imar ve ihyası için bugünümüzü ve geleceğimizi teminat altına almak için ve gerçekten gelecek zaman dilimlerine ilişkin olarak bu ülkemizin, milletimizin, bayrağımızın prestijini yükseltebilmek için var gücümüzle çalışmaktayız. Allah'a çok şükürler olsun ki dünden çok çok iyiyiz ama yarın daha da iyi olmak için çalışmak, çalışmak, çalışmamız gerektiğini ama nasıl bir çalışma? Birlik, beraberlik, kardeşlik içerisinde çalışmamız gerektiğini bilen, inanan ve bu doğrultuda çaba harcayan bir düşüncenin temsilcisiyiz. Geçen 16 projemizi açıklamıştık. Onları tekrar ifade etmek istemiyorum. Ama bu dönem için bileceği geleceğe taşıyacak vizyon projelerimiz açısından ve tabii ki ihtiyacımız olan konuların da giderilmesi açısından 14 projeyi daha ifade etmek istiyorum. Birinci olarak şehirler simgeleriyle anılırlar ve ben şehircilikte simgelerin önemine çok inanıyorum. Osmanlı armasını yaptık. Gerçekten Bilecik'e gelen herkes bu armanın önünde bir fotoğraf çektirmeden gitmiyorlar. Ve birçok insanın bugün fotoğraf albümünü açtığımızda bu Osmanlı armasını görebilirsiniz. İşte yeni Bilecik'imizin gelişen yüzü, top konutlarının olduğu o bölgedeki kavşağı özellikle ışıklandırmasıyla ana yoldan da çok iyi görülecek, hızlı tren hattından da görülebilecek düzeyde yüksek, 15 metre yüksekliğinde olacak. Gerçekten yükselen Türkiye anıtı dediğimiz böyle güzel Türkiye Cumhuriyetimizin oturduğu sağlam temelleri gösteren ve aynı zamanda gerçekten Türkiye Cumhuriyeti'nin Selçuklu, Osmanlı ve geçmişin bir devamı olduğunu simgeleyen ve yükselişi simgeleyen böyle şehrimizde gelecek zaman dilimi içerisinde gerçekten
gelen herkesi ve şehrimizde yaşayan herkesi gururlandıracak bir anıtsal çalışmayı bir taraftan da başlattık. İnşallah önümüzdeki zaman dilimi içerisinde arkadaki biliyorsunuz Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nin önündeki köprüyü giydirince arkadaki üst geçitte oldukça çıplak kalıyor. Onun da projesi hazırlanıyor. İnşallah bu anıtla eşdeğer şekilde onun da üzerini de giydirerek motifleri benzer şekilde oluşacak şekilde bu bir bütün halinde bu bölgeyi canlandıracak, harekete geçirilecek ve gerçekten bizi simgesel olarak temsil edecek. Belki bir figür olarak gözüküyor ama ifade ettiği anlam olarak yüksek bir çalışma. Yine değerli dostlar, ikinci aşamada Ertuğrul Gazi Mahallesi'nde bizim bir harfiyat alanımız var. Ve burada hemşerilerimiz tabii harfiyatın döküldüğü zaman dilimleri içerisinde bizlere son derece sitem ettiler. Biz de dedik ki sizi burada evet bir mağduriyet vardır. Harfiyatlar dökülürken sıkıntılar oluşabilir. Ama öyle şey yapacağız ki zaman geldiğinde siz bize hakkınızı helal edeceksiniz ve diyeceksiniz ki iyi ki buraya harfiyat dökülmüş, iyi ki bu dere dolmuş. Burası Bilecik'in en güzide park ve mesire alanlarından, gençlik alanlarından birisi haline gelecek dedik ve gerçekten o harfiyat alanına ilişkin çok özel bir proje hazırladık ve Ertuğrul Gazi mahallemizi spor anlamında rahatlatacak. Orada o bölgemize yeni gelişen bir bölgemiz, o bölgemize heyecan katacak, enerji katacak, o bölgenin gelişmesini hızlandıracak. O bölgeye yönelik olarak Ertuğrul Gazi adını vereceğimiz bir güzel park inşallah Ertuğrul Gazi Parkı'nı orada nasip olursa gerçekleştireceğiz. Böyle komplike, güzel harfiyat alanının her milimini değerlendirdiğimiz özel bir çalışma olacak. Yine değerli basın mensuplarımız, Bilecik'te avcılık ve atıcılık kulüplerimiz var. Onlara da çok özel projemiz var ve onlara sözümüz de vardı. Biliyorsunuz atışların yapıldığı alan daha önce Gençlik Spor Bakanlığımıza belediyemiz tarafından 10 yıllığına tahsis edilmişti. Bunun süresi doldu. Bu alanı şimdi biz Gençlik Spor Bakanlığımızdan geri aldık. Belediyeye tekrar bu alan döndü. Biz de yine oradaki mevcut olanları da değerlendirerek, katkısı olanlara herkese teşekkür ediyorum. Bilecik'te artık bu anlamda gerçekten atış sporları noktasında yapılabilecek her şeyleri içeren, bu noktada Avrupa'da geçerli bütün normları karşılayacak nitelikte bir atış poligonu yapmak istiyoruz. Artık insanlarımız sağda solda bu enerjilerle harcamalarla kaçak göçek iş yapmalarına gerek olmuyor. Aynı zamanda burada iki tane büyük paintball alanı da olacak. Yani gençlerimizden bu konularda çok ciddi talepler geliyor. Paintball sahaları isteniyor. Çünkü nüfusumuzun 1/3'ü genç. Ve talepleri de buna yönelik olarak çok farklı. Çok fazla etkinlik alanları istiyorlar. Biz bunları da değerlendirerek buraya önce güzel bir kapalı atış poligonu, açık trap atışlarının yapılacağı atış poligonlarını ve gençlerimize ilişkin atış sporlarının yapılacağı, yine işte oyunların oynadığı paintball alanlarıyla birlikte o bölgemiz, mezarlık altındaki o bölgemiz bundan sonra ailelerimizin gelip çocuklarını piknik olarak oynatacakları, kendilerine atışını yapacakları veya işte paintball oynayacakları özel şehrimizin gerçekten gözde alanlarından biri haline getirecek planıyla, projesiyle, yatırım imkanlarıyla bunu da ciddi bir noktaya getirdik. Önümüzdeki süreç içerisinde inşallah nasip olursa bunları arkadaşlarımızla el birlik içerisinde gerçekleştireceğiz. Yine
Bilecik'te hiç hayvan barınağı yokken, hayvan hakları ve benzeri noktalarda hiç bir çalışma yapılmamışken, Bilecik Belediye Başkanlığı olarak geldiğimiz günden itibaren bu konuda belki amatörce ama gerçekten bir hayvan sever olarak belediyemizin imkanları ölçüsünde gerekli organizasyonları yapmaya çalıştık. Ve önce aşağıda Karasu bölgesinin olduğu bölgede bir hayvan barınağı yaptık. Daha sonra oradaki alan dar gelince bu Ertuğrul Hürriyet Mahallemizi Köprük yolunun uç kısımlarında özel bir alanı tahsis ettirdik ve geniş bir alana yapılaşmaya başladık. Fakat bu çok kapsamlı bir çalışma değildir. Bu dönem içerisinde gerçekten Bilecik'te artık bunun en üst seviyede yapıldığını, her tür hayvanın bu noktada sağlık hizmetinin alabileceği, çocuklarımızın, gençlerimizin gezdiğinde buralarda hayvanlara ilişkin olarak sevgilerini tatmin edecekleri, onlarla birlikte olacakları mekanların da olacağı, çok modern, standartlara uygun, hatta standartlar üstü bir gerçekten hayvanlarımızın tedavi, rehabilitasyon merkeziyle birlikte hayvanlarımızın böyle ne diyelim, konforlu bir şekilde otellere olacak. İşte izne giderken, tatile giderken hemşerilerimizin hayvanlarını emanet olarak bırakacağı, onları burada otel konforu içerisinde hizmet sunacak. Gerçekten bu konuda da iddialı bir çalışmayı ortaya koyuyoruz. Yine bu dönemde düşündüğümüz önemli bir proje, artık Bilecik'te biz bilgi evlerine geçiş yapıyoruz. Ve her mahallemizde gelecek zaman dilimi içerisinde gençlerimizin hizmet sunabilecek, özellikle ekonomik geliri fazla olmayan gençlerimizin, internetlerden, diğer şeylerden faydalanamayan gençlerimize kartları dağıtılarak buralara rahatça, kapısından içeriye rahatça girilip kullanılabileceği, buralarda kursların diğer şekillerde yapılabileceği, şehrimiz içerisindeki diğer kurum ve kuruluşların enerjilerini de buralarda kullanılarak gençlerimize ve çocuklarımıza eğitim imkanları sunulacağı bilgi evlerini başlatıyoruz. Bunlar bu format içerisinde geliştireceğimiz ve gerçekten ev anlayışı içerisinde olacak ama içerisinde o sıcaklığın da oluşacağı, gençlerimize rehberlik yapacak, arkadaşlık yapacak ve bu anlamda da onlar kendilerini burada sahipsiz görünmeyecek bilgi evleri. İlkini de bunun biliyorsunuz Kültür Kongre Merkezimizin karşısında Uğur Mumcu Parkı'nın devamında bir boşluk alan var. İlk bilgi evini de nasip olursa oraya yapacağız. Buna ilişkin de Kalkınma Ajansı'nda da gerekli başvuruları da yaptık. İnşallah bunu da burada gerçekleştireceğiz. Evet, bir diğer projemiz, bunun da başvurularını yaptığımız, çalışmaya başladığımız, biliyorsunuz Hamsu Vadisi girişinde üç basamaklı alanlarımız var. Ve biz bunları yerlerini de belirlerken bir turizm aksı noktasında belirledik. Biraz sonra diğer projelerimizi de açıkladığımızda bağlantıyı da kurduğunuzda aslında niye Hamsu Vadisi girişine koydunuz diye de sorabilirsiniz. Bu karşısında Osmanlı El Sanatları Üretim Merkezimiz var. Orada buz paten pisti ve gençlere ilişkin alanlar var. O üç basamaklı, üç aşamalı olan o bölgede Sultaneli Hanımlar Çarşısı'nı nasip olursa oluşturacağız. Bu komplike bir proje. Bu hanımlarımızın evde de üretmeye yöneltecek bir proje. Burada öğretmeye ve üretmeye atölyelerin olduğu, üretecekleri, öğrenecekleri bir proje olacak ve gerçekten bundan sonra Bilecik'in turizm hareketliliği noktasında gelenler buraya buraları ziyaret etmeden, buralara uğramadan gidemeyecekler. Çünkü Bilecik'in el ve ev işlerinin üretildiği, pazarlandığı, turizmde marka değer mamullerin satıldığı bu anlamda
alanlardan birisi haline gelecek. Bileceğimizde her zaman söylüyorum. Yapılan anketlerde, yaptırdığımız araştırmalarda hanım kardeşlerimizin ancak %27'si ticaret hayatı içerisinde. Ekonomik gelir elde ediliyor. %73'ü evde eşleri, çocuklarının bakımıyla uğraşıyor. Biz ilk aşamada bu oranı %50'lere çekmek istiyoruz ve hanım kardeşlerimize evde üretim imkanları sunmak istiyoruz. Şunu diyebilirsiniz, ya başkanım 10 yıldır belediye başkanısın, bu yeni mi aklınıza geldi? Ama önce toplumun genelini ilgilendiren projeleri yapmamız gerekirdi. Biz bunları bugün bitirdik. Artık hane halklarına doğru adım atma gücünü hissediyoruz belediyede. Ve hemşerilerimizi bireysel bazda da mutlu edebilmek için onlara katkı sağlamanın yollarını arıyoruz. Bilecik Belediyesi'nin bundan sonra da hedeflerinden birisinin de bu noktada daha kılcal damarlara girerek insanlarımıza bu anlamda destek olmak olduğunu biliyoruz. Bu projede şu anda başvuruları yapıldı ve bir taraftan da çalışmaları devam eden önemli projelerimizden birisi. Evet. Değerli dostlar, yine genç nüfus dedik. Gençlere çok önem veriyoruz. Gençlerin de bizden beklentileri çok fazla. Ve Bilecik'te bir gençlik sokağının zamanı geldi. Bir kafeler sokağının bir zamanı geldi. Ve gençlerimiz de gittiğinde her şeyle oralarda rahatça eğlenip dinlenecekleri, bu anlamda benzer tarzda işte bowling ve benzeri gibi sporları yapabilecekleri bir alana ilişkin bir çalışmamız var. Bu çok konseptleri geliştirilebilecek bir çalışma ama içerisinde bu noktada gençlerimizin arzu ettiği birçok etkinlik alanı olacak. Bu alan üzerinde düşündüğümüz 3-4 tane alternatifimiz var. Bunu ancak genel idare, yerel idare ile işbirliği içerisinde olacak. Şehir merkezinde ama şehrin diğer bölümlerini de ilgilendiren fakat gerektiği zaman da bir müzikli ortam olduğunda rahatsız etmeyecek alanlardan birisinin olması lazım. Onun için Koza Birliği'nin olduğu alan bu alternatiflerden birisi. Orman işletmesinin olduğu alan bu alternatiflerden birisi. Hastanenin olduğu alan, karayollarının olduğu alan bu alternatiflerden birisi. Bunun zaman içerisinde bunun yerini, mekanını mutlaka kararlaştıracağız ama her hal ve şartta bu 5 yıl içerisinde bir gençlik sokağımız, gençlerimizin kafelerinin olduğu, rahatça girdikleri orada kendilerine yönelik aradıkları ortamı bulacakları, rahat hareket edebilecekleri mekanları inşallah önümüzdeki süreç içerisinde gençlerimiz adına bunları oluşturmayı düşünüyoruz. Çünkü Bilecik bugün 14 bin, yarın 25 bin hedeflediğimiz bir üniversite şehri ve genç nüfusumuz, çalışan işçimizle, öğrencilerimizle, askerimizle oldukça fazla. Onların da bu anlamda istek ve taleplerini göz ardı etmemiz söz konusu değil. Bu noktada da bir gençlik sokağı projesini inşallah başlatıyoruz. Evet, geçen Sayın Bakanımızın geldiğinde gündeme getirdiğimiz ve Bilecik'in gelişimi noktasında artık Bilecik Belediye Başkanlığı olarak günlük mevcudu iyileştirdik. Ama yeni planlamaları yapmamız lazım. Şehre yeni mekanlar, yeni meydanlar, yeni merkezleri oluşturmamız lazım. Ve bunu da yeni dönem içerisinde inşallah Bilecik'te yeni bir resmi kurumlar yerleşkesiyle ilk aşamada bunun değerlendirmesini yapacağız. Hedefimiz, şeyimiz şu. Yani resmi kurumların halkımıza uygulamada da rahatlık sağlayacak bir şekilde bir merkezde toplayacak. Altı komple otopark olacak bunu. Yine kurum amirleri için giriş noktaları üstlerden oluşacak. Ve bu yaklaşık 100-150 dönümlük bir alan üzerine kurulan bir yerleşke oluşacak. Ve her kurumumuza bu planlama yapıldıktan sonra yapmak isteyen her kuruma istediği oranda burada yüz ölçümler tahsis edilerek altyapı belediyemiz tarafından yapılacak otoparkları falan
her kurum kendisi katkı payını otoparka ve ortak giderlere yaptıktan sonra buradaki arsa alanı üzerine istenilen mimari projeyi bizim belirleyeceğimiz bir tip proje çerçevesinde uygulamalarını yapacak. Takdir edersiniz birçok emniyet müdürlüğümüz de dahil şu anda adliyemiz de dahil birçok kurumumuz yeni alan arıyor. Biz artık Bilecik'te gönül pörtük bu işlerin olmasını istemiyoruz. Şehrin yeni bir meydanı, yeni bir alanı ve bu da vatandaşımıza kolaylık sağlayacak, rahatlık sağlayacak bir noktada oluyor. Takdir edersiniz bunun noktasını tam olarak bildirmiyoruz. Neden? Bunlara ilişkin olarak alternatif çalışmalarımız da var, diğer şeyler de var. Fakat yarın arsa fiyatları ve benzeri noktalarda spekülatif hareketler olmasın. Çünkü bu alanları kamulaştıracağız biz. Olmasın noktasında şu anda noktaya ilişkin bir beyanda bulunmuyoruz ama inşallah bunu gerçekleştirdiğimizde bu tabii bir günde 5 yılda da olacak bir şey değil. Başlangıç plan, proje bulunup kurumların yavaş yavaş buraya deplasesini sağlamamız lazım. Bu bileceğimizin vizyonu açısından, geleceği açısından çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ve şehrimiz zaten şu aşamada şehirlerin genel stratejisi çerçevesinde batıya doğru büyüyor. Bu anlamda da bu bölgenin ileriye doğru bileceğin tam orta noktası olabilecek bir konum ve durum içerisinde düşünüyoruz. 20 yıl, 25 yıl sonra bileceğin nüfusunun 130 bin olduğunu ve Bilecik'in Taşlılar yolu üzerinde Bayırköy'ü de içine alacak bir konumda olacağını tahayyül edersek, Dere Şamsettin Kepirler arasının Bilecik adına 3. organize sanayi bölgesi olacağını, burada 8500 dönümlük bir alanın organize sanayi alanı olacağını ve bu alanın mevcut 2 tane organize sanayimizin 1,5 katı büyüklüğünde bir sanayi alanı olacağını da düşündüğümüzde bugün 10 bin, 12 bin civarında öğrencisi olan şehrin 25 bin öğrenciye ulaşacağını düşündüğümüzde bize ne kadar geniş alanlara ihtiyaç olduğunu, şehrin ne kadar büyüyebileceğini tahayyül edebilirsiniz. Çünkü bu yapılacakların her biri hem nüfusu hem konutu ortaya çıkaracak ve bu da yeni mekanları yeni planlamaları ortaya çıkaracak. Değerli dostlar, eğer bugünden bunların planlamasını yapmazsak, bunları projelendirmezsek, gelecek zaman dilimi içerisinde o zaman işte yeri nereden bulacağız? Mesela biz hastane yerini bulmakta güçlük çektik. Neden? Eğer bizden önceki süreç içerisinde bu planlamalar yapılsaydı, şehrin senaryoları iyi yazılsaydı ve bu noktalarda 10 yıl sonra Bilecik şöyle olacak, 20 yıl sonra böyle olacak, 30 yıl sonra böyle olacak diye bugünden hayal gücümüzü zorlasaydık, belirgin konularda şimdiden daha hazır şeyler bulabilirdik. İşte biz gelecek zaman dilimine ilişkin de hayallerimizi, hedeflerimizi zorlayarak hedefler koyuyoruz. Sayın Başbakanımız da 2023 dedi ve 2053 dedi, 2071 dedi. Neden? Bunlar gelecek zaman. Ama hedeflerimizi koyarsak, bu hedeflere yönelik planlamalarımızı yaparsak, biz ulaşamasak bile bizim adımızda, bizim çocuklarımız, nesillerimiz ulaştığında atasının, dedesinin bu günü düşündüğünü görmeli. Onun izini orada hissetmeli. Biz de Bilecik adına acizane bu noktalarda belirgin hedefleri koyma çabası ve gayreti içerisindeyiz. Evet, değerli dostlar, Şeyh Edebali Hazretlerinin mezun olduğu vadi yıkılmış yakılmış bir alan. Ben buraya ilişkin olarak ilk dönemimde özel bir proje hazırladım. Ve gerçekten bu projede bu vadideki 4000 Osmanlı ev tipini oluşturduk ve canlandırma projesi adı altında kurula sunduk. Fakat kurul burada arkeolojik kazılar yapılması gerekçesiyle bu projeyi kabul etmedi. Kazıların yapılması gerektiği şartını sundu.
ve kazılarda 100 yıl gibi bir çalışmayı gerektirdiği için biz bu projeyi uygulamaya geçirmedik. Ama bu bizim bir değerimiz. Bizi üzse de Şeyh Edebali Vadisi'nin olduğu o bölge 3 kere yapılmış ve eski bileğin olduğu alan. Biz bunu turizm materyali olarak ve gerçekten tanıtım noktasında mutlaka kullanmamız lazım. Bu zamana kadar şehrimizin diğer noktalarında problemlerimiz fazla olduğu için buraya çok yoğunluk verseydik, ya başkan işi gücü bıraktı, biz çamurun içerisindeyiz, sıkıntıdayız. Şehirde Vali Vadisi'nde zaman harcıyor denilebilirdi ama Bilecik Belediye Başkanlığı olarak artık bu zamanı harcama, bu zamanı verme görevimiz ve onun da zamanının geldiğine inanıyorum. Ve burasını bir turizm rekreasyon alanı olarak önümüzdeki dönem hedeflerimiz içerisine koyuyoruz. Daha doğrusu Şeyh Edebali Hazretleri'nin türbesinin olduğu bölge artık önümüzdeki yıl dış dünyaya açılım, tanıtım ve turizm yılı olacağına göre bu bölgeleri adım adım her noktasında kullanmamız lazım. Bu anlamda buralardaki bu alanları tek tek restorasyonlarını yapacağız, açacağız ve gerçek zeminleri bulacağız. Bakın şu yanmış ağacı görüyorsunuz. Buranın eski fotoğraflarını bu noktalara koyacağız ve tarihçesini yazacağız. Gelecek nesillere bu anlamda bakın güçlü olmamız lazım, bir olmamız lazım, iri olmamız lazım, diri olmamız lazım. Gücümüzü kaybettiğimizde başımıza neler geliyor bunu da görmemiz, anlamamız lazım. Anlayışıyla gençlerimize, insanlarımıza da dışarıdan gelen misafirlere de burası gerçekten bir tarih hazinesi olduğunu, rastgele topraklar olmadığını, buraların öyle önemli mekanlar ki bu öneminden dolayı düşmanımızın hıncını alamayıp 3 kere yakıp yıktığını ve bu hınçla hareket ettiğini belgelememiz, vurgulamamız ve mesaj olarak vermemiz gerektiğine inanıyoruz ve gerçekten bu anlamda Edebali Vadisi'ndeki bu tarihi mekanları önümüzdeki dönem içerisinde Bilecik Belediyesi, Kültür Bakanlığımız, Vakıflar Müdürlüğümüz ve işbirliği içerisinde hizmete sunacağız. Şimdi hep turizm, tarih, gelecek döneme ilişkin olarak değerli dostlar projelerimiz var. Şeyh Edebali Hazretlerinin türbesinin olduğu yer bizim bileceğimizde turizm adına ve tarihimiz adına, Türkiye tarihi adına çok önemli bir nokta. Ve buraya girişiyle çıkışıyla gerçekten şu anda sıkıntılarımızın da olduğu bir nokta. Kentsel dönüşümü düşündük ve kentsel dönüşüm yoluyla o giriş yollarını, diğer şeyleri rahatlatmayı düşündük. Fakat hemşerilerimize saygımız sonsuz. Onlara verdiğimiz söz gereği. Onlar dediler ki biz daha doğrusu kentsel dönüşüme girerken %60 ve üzeri sizin kabulünüz olursa kentsel dönüşüme devam edeceğiz dedik. Onlar da bu anlamda %60 oranda bize destek vermedikleri için, kentsel dönüşüm talebinde bulunmadıkları için, diğer sebeplerden bahsetmiyorum ben. Ama böyle bir sonuç ortaya çıktığı için kentsel dönüşümü iptal ettik. Kentsel dönüşümün dışında bu bölgeyi rahatlatacak bizim en büyük kültür, tarih ve turizm hazinemiz olan bu bölgedeki hizmetleri, ziyaretleri fazlalaştıracak bir çalışma içerisinde olmayı düşünüyoruz. Onun için de değerli dostlar bu bölgede Hamsu Vadisi içerisinde şu anda çalışmalarımız devam ediyor ve Bilecik'te bir ilki, bölgemizde bir ilki ortaya koyacağız ve teleferik çalışmalarını yapacağız. Buradaki ilk hedef, ilk amaç gerçekten bu teleferik hattının Akasya Altı noktasından itibaren Şeyh Edebali Türbesi'ne, kent ormanına ulaşacak şekilde dizayn edilmesi ve bu noktada gelen misafirlerimizin Akasya altında olduğu o bölgede araçlarını koyduklarını isteyenin aşağıdan Şeyh Edebali Türbesi'ne ulaşımlarını sağlamayı yaya olarak
İsteyenlerin teleferikle Şehrivani Türbesi'ne inecekleri, devamında işte Sultanahmet Çarşısı'nı niye şeye koyduğumuzun bir cevabı olarak geliyor. Hamsu Köprüsü'nün olduğu yere turizm aksı anlamında baktığımızda Hamsu Vadisi'nden teleferikle giden turizm kafilelerinin uğrayacağı uğrak alanlarından biri haline gelecek. Bu anlamda da bu projemiz inşallah önümüzdeki süreç içerisinde gerçekten Bilecik'e de heyecan ve vizyon katacağını düşündüğümüz bir çalışma. Ayrıntılarıyla şu anda Bursa Büyükşehir'in Uludağ teleferiğini yapan firma ile birlikte çalışmalarımız bu noktada devam ediyor. İnşallah önümüzdeki süreç içerisinde bunun tüm ayrıntılarıyla birlikte halkımızla paylaşacağız ve ilk etapını da nasip olursa Akasya altından Şehrivani Türbesi'ne olacak şekilde ilk etapını da bu noktada gerçekleştireceğiz. Yine değerli dostlar, şehrimizin planlanması açısından, gelecek açısından önem verdiğimiz bir proje. Bu proje Bilecik, biliyorsunuz Bursa yolumuz ihale edildi. Ve inşallah önümüzdeki günler içerisinde bu bittiğinde Bursa yol trafiği daha da artacak. Ve biz bu yol trafiğini şehir içerisinde özellikle bu trafiğin niteliği itibarıyla sanayi trafiği de olacağını düşündüğümüzde şehir içerisine girmeden şehri teğet geçecek iki tane çevre yolu projesi hazırlıyoruz. Birincisi bu üniversitenin oraya, Biyer Seramik'in oraya, Kavşağı'ya gelen araçlarımızın birinci OSB içerisinden geçirilerek aşağıdaki bizim daha önceden bağlantı yolu olarak teklif ettiğimiz yola kavşak oluşturarak varacağı ve şu anda duble yolu olarak kullandığımız İstanbul-Eskişehir yoluna ulaşacak olan çevre yolu projemiz. Bunu Bilecik adına mutlaka önümüzdeki dönem hedef olarak koyuyoruz. Hem bu sayede daha önce de sayın vekilimizin, il başkanımızın hepimizin birlikte uğraştığı ama bu zamana kadar bu noktada kavşağı yaptırdığımız devamının inşallah önümüzdeki süreçte gelecek o bağlantı yolumuzu gerçekleştirmiş olacağız. Hem de Bursa yolumuzla bu çok uygulanabilir. Biz bunları ölçümlerini, kodlarını, diğer şeylerini hep birlikte gerçekleştirdik, araştırdık. Araçlarla bu noktalarda gidişler sağlandı. İnşallah önümüzdeki süreç içerisinde bunu yapacağız. Bir diğer yolda hem bu bizim Beşiktaş mahallemizde hem bu anlamda Ertuğrul Gazi mahallemizde ciddi bir hareketlilik sağlayacak, değer katacak diğer çevre yolu bağlantımız. Bu da Dere Şamsettin yol ayrımından özellikle sanayi noktasında önemli olan bir bağlantı. Dere Şamsettin yol ayrımından gelip Bursa yolundan çıkış yaptıktan sonra mahallelerimizin arka tarafından dolaşarak aşağıya Küplü tarafına bağlayacağımız önemli bir bağlantı yolu. Gerçekten iki bağlantının da yapılması buradaki özellikle çıkmaz sokak denilen Beşiktaş ve Ertuğrul Gazi mahallelerimize derinliğini de artıracak bu anlamda. Yeni noktalara da yeni yapılaşma imkanları sağlayacak. O bölgelerdeki yaşayan vatandaşlarımıza ciddi bir heyecan katacak. O bölgelere hareketlilik katacak ve birebir şehrimizi olumlu olarak etkileyecek planlama çalışmalarımızdan birisi. İnşallah buna ilişkin de gerekli faaliyetleri, çalışmaları devam ettiriyoruz. Genel idaremizle el birlik içerisinde bu projeleri de gerçekleştirme noktasında çalışacağız. Evet, hep turizm diyoruz. Gerçekten bileceğin marka değerleri oluşmuyor diyoruz. Ve bu dönem içerisinde bizim bir 1299 Ulu Çınar Park projemiz
hem tarihimizi yansıtacak ve aynı zamanda burası bir festival alanı tarzında oluşturacağımız, içerisinde Osmanlı sokağının olduğu, bu noktada özel sokaklarımızın olduğu, geldiğimizde bu kültürün doyasıya yaşanacağı, böyle sokakların olduğu, yine bu noktada içinde, evet, gösterelim oldu. Miniatürk gibi görsellerin oluşacağı, insanları farklı noktalara götürecek, aynı alanda yeşil bir alan üzerinde görecekleri mekanların oluşacağı, yine yörük çadırları, toplantı, festival alanlarının olduğu, böyle çok doğal, basit ama işlevsel olarak insanları rahatlatacak, huzur verecek, gençlik, spor, etkinlik alanlarının olduğu, çocuk oyun ve etkinlik alanlarının olduğu, tam böyle gerçekten bu anlamda düşündüğümüz Karasu Vadisi üzerinde kuracağımız, içerisinde kayıklarla gezintilerin yapılacağı, bu proje arkadaşlar sadece Bilecik'e özgün değil, bu proje aslında İstanbul'a, Kocaeli'ne, Sakarya'ya, Bursa'ya, Eskişehir'e, çevremizi Bilecik'e de getirecek, gerçekten geniş alanlara olan Karasu'nun tam böyle hızlı trene 200 metre mesafede, otogarımıza da 400 metre mesafede bir alana yapacağız. O Karasu Vadisi içerisinde çok özel bir alan olacak ve insanlar hafta sonu veya hafta içerisinde böyle bir rahat etkinlik alanı istediğinde hızlı trene binip bir saat içerisinde Bilecik'e gelecek. Tüm hedefimiz ne biliyor musunuz aslında? Benim baştan beri söylediğim. Etrafımızda 25 milyon nüfus yaşıyor. Bilecik'e 1,5 saatlik mesafede yeni yollarla birlikte. Eğer biz Bilecik yöneticileri olarak, Bilecik'te yaşayanlar olarak, insanlar sabahleyin kalktığında bunların %10'unun kafasında, gönlünde Bilecik'i geçirtirsek, programlarına Bilecik'i koyarsak, Bilecik, hani bir söz var ya, patladı gitti olur. Bunun hedefimiz bu. Bunun içinde çok değişik alternatifleri zorluyor. Her zaman söylediğim bir söz vardı. Bilecik, Bilecik gibi büyümeli, Bilecik gibi gelişmeli. Biz bunları yaparken, efendime söyleyeyim, büyük alışveriş merkezleri, şunları bunları da yapacağız ama onları değil. Biz kendimize özgü özellik ve güzelliklerimizin de farkındalığı oluşturmalıyız. İşte bu alanımız da bu noktada gerçekten 1299 Ulu Çınar Park projemiz de bu özellik ve güzelliklerimizden bir tanesi de oluşturuyor ve bu gelen insanların, burada üzüm bağlarımız olacak, özel yeşil alanlarımız olacak. Vatandaşlarımız geldiğinde belirgin meyve ve sebzeleri de dalından orada koparma şanslarını bulacaklar. Bu alanda 2000 dönümlük Karasu'da bir alanımız var. Bu aşama aşama genişleyebilecek, hem tarımı, turizmi, birçok etkinliği de içine alacak. Gelecek zaman içerisinde Bilecik'te insanların geldiğinde hem eğleneceği, dinleneceği, kültürü, tarihi doyasıya yaşayacağı, doğal ortamları nefesini içine çekerek hissedeceği ve giderken de doğal bu anlamda meyvesini, sebzesini de buradan temin edebileceği bir ortam olacak. Ve steril, birçok stresten uzak, büyük şehirlerin stresinden uzak, çok özel, 1,5 saatte en uzak noktadan, İstanbul'dan 1,5 saatte gelinebilecek, işte Sakarya, Bursa, Eskişehir'den yarım saatte gelinebilecek mesafede, şehir insanımız da ya şehire turist oldu, bize yer kalmadı denilmeyecek derecede özel bir noktada olan, şehir iklimi gerçekten Bilecik adına en uygun ılıman iklimin olduğu, şu anda işte buraya göre buranın iklimi 5 derece daha sıcaktır olduğu, daha fazla kullanım alanı olan bir çalışma olacak inşallah. Evet, değerli dostlar, yine şehrimizin gelecek planlaması noktasında önem verdiğimiz projelerden birisi. Bilecik'in
Seren Çarşısı'nın olduğu bölgenin planlanması, yeni kent meydanının oluşması noktasında biz burayı biliyorsunuz kentsel dönüşüm içerisinde yapmayı hedefledikti ama işte o gerçekleşmeyince projemizden, verdiğimiz taahhütten vazgeçmiyoruz. Bu dönem içerisinde Seven Çarşısı'nın olduğu o bölgeyi, yanındaki ticari alan ve özel mülkiyet alanlarını da içine alabilecek bir şehir meydanı projesini bu anlamda hazırladık. Burada iki katlı otopark ve ticari alanlara ilişkin zeminler oluştu. Burada kod farklarından olduğu için çok görkemli bir proje yok. Çünkü biz zemine olayları gömüyoruz. Altında komple otoparklar oluyor. Yaklaşık 450 araçlık bir otoparkımız olacak altında. Büyük üstünde kapalı çarşı tarzında ticari alanlar ve iki kademeli meydanlardan oluşacak bir proje. Burada da Seven Çarşısı'ndaki esnafımızı hiç mağdur etmeyeceğiz. Bu projelere adım adım yapacağız. Oradaki esnafımıza yönelik olarak yapacağımız çalışmalarla özellikle daha önce açıkladığımız otogarın oradaki alanlara yönelik bir düzenleme yaptığımızda esnafımızın arzu eden bir kısmını oraya nakledeceğiz. Yine bir sonra açıklayacağımız bir proje noktasındaki özel mekanlar var. Esnafımızın isteyenin bir kısmını oraya nakledeceğiz. Burada kapalı çarşı içerisinde yer almak isteyen esnafımız da bu anlamda yer tesislerini bu noktada gerçekleştireceğiz. Ve bu alanı bilecek gerçekten meydanı olmayan bir şehir görüntüsünde bu alan bu noktada baktığımızda yaklaşık şu aşamada 7 dönümlük bir alanı kapsayan bir çalışma bittiğinde Bilecik'te nefes alacağımız, gençlerimizin rahatça gelip oturacağı gündelik bu noktada ferahlayacağımız, halkımızın toplanacağı özel bir çalışma ve bu çevresel anlamda da baktığımızda hiç gözü yormayacak, toprağın altında üstü bir meydan olarak kalacak, oh diye deyip nefes alacağımız ve araç girmeyecek otoparkta altta zaten. Etrafına da aslında biraz daha ticari alanlarla, küçük büfe ve şeylerle süslenecek bir çalışma oluşacak. Bileceğimizi de inşallah bunu gerçekleştirdiğimizde güzel bir meydanı olacak. Evet, değerli dostlar, önce çevre yolu yapıldığında ya bu Atatürk bulvarı yol kime kalacak, kim kullanılacak dedik. Ama şehrimizin gelişiminin bir güzel göstergesi bugün ışıklar yandığında en az 30 tane araç ışıkta bekliyor. Bazı araçlar ışıkların bir kere yanmasıyla geçişi tamamlayamaz noktaya geldi. Yarın Bursa yolu açıldığında çevre yollarını yapacağız ama şehir için trafiği de ciddi şekilde yine yoğunlaşacak. O zaman bizim şehrimizin önüne 2023 hedefine doğru bir vizyonu koymamız lazım. Ve Atatürk Bulvarı'nı gerçekten bu anlamda yayalaştırması ve bulvar anlayışına kavuşması lazım. Yani Hamsu Köprüsü'nden Futbol Sokağı'na ayrılan yoldan itibaren, Şelale Parkı'nın önünden itibaren yolu alta almamız lazım. Ve otogarın olduğu o bölgeye kadar alttan geçirip üstü Bilecik'in artık zaten en düz alanımızda herhalde orası. Atatürk Bulvarı'nın gerçekten bir bulvar kültürü içerisinde yürülebilecek, yaya geçilebilecek, halkımızın rahat hareket edeceği bir mekan haline böyle yeşillikler içerisinde, arada küçük butik alışveriş merkezlerinin olduğu, insanların etraftaki iş yerlerinde rahatça ticaretlerini yapabilecekleri, arkadan araba mı gelecek, çocuğuma bir şey mi olacak düşünmeden bu işlevleri yerine getirileceği ve bu anlamda da böyle içerisinde nostalji tramvayların da olacağı, gelecek zaman dilimi içerisinde rahatça gazetelerden okuyacakları, şehir stresini çok fazla hissetmeyecekleri ve o bölgedeki ticareti de canlandıracak. Gerçekten bu anlamda baktığımızda
üzerinin tamamen yayalaşacağı bir proje perspektifini ortaya koyduk. Bunları inşallah desteklerinizle, katkılarınızla genel idaremiz ve yerel idaremiz işbirliği içerisinde bu hedefleri gerçekleştireceğiz. Şimdi tabii ki önümüzde Bilecik'in nüfusuna, Bilecik'in bu noktadaki bütçesine baktığımızda ciddi projeleri ortaya koyuyoruz arkadaşlar. Bu projeyle birlikte 30 tane projeyi açıklamış olduk. Biz her zaman hedeflere olan ve istikbale bu anlamda ciddi hedeflerle yaklaşan bir iktidarın temsilcisiyiz. Ve Cenab-ı Hak bu zamana kadar ne genel idarede ne yerel idarede bizlere koyduğumuz hedefler karşısında küçük duruma düşürdü. Ve bunları bu zamana kadar gerçekleştirmeyi nasip etti. İnşallah bu